Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizlerle birlikte ayak dışıyla topu nasıl kontrol edebiliriz onu öğreneceğiz. Daha önceki videolarımızda ayak içi kontrolü ve ayak üstü top durdurmayı görmüştük. Şimdi beklemediğimiz anlarda ayak içi veya ayak üstüyle kontrolün dışında bir de ayağımızın dışıyla kontrol etmemiz gereken pozisyonlarda neler yapmalıyız onu öğreneceğiz. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okulu Kübra ile Futbol'a abone oluyoruz. Ve diğer videoları da kaçırmamak için bildirimleri açıyoruz. Şimdi gelin hep birlikte ayak dışıyla top nasıl kontrol edilir onu öğrenelim. Top kontrollerinde arkadaşlar önemli olan olguları tekrardan hatırlatıyorum sizlere. Topu takip ediyoruz, göğsümüze hizalıyoruz ve daha sonrasında ayağımızla temas ettikten sonra ayağımızı geriye çekerek topu yere indirmeye çalışıyoruz. Top kontrolü futbolda en önemli becerilerin başında geliyor. Bu yüzden dikkatli olmalısınız, önem vermelisiniz ve çalışmalarınızı bu yönde geliştirmelisiniz. En zorlarından bir tanesi de ayak dışı top kontrolüdür. Çünkü normalde topu göğsümüze hizaladıktan sonra topu durduruyorduk hepsinde, ayak dışı içinde de ayak üstünde de. Ayak dışında ise bunu hizalayamadığımız durumlarda kullanıyoruz. Çünkü ayağımız yan tarafta açık oluyor. Top yanımızda kalmış oluyor. Bunu buradan ölçebilirsiniz tabii ki. Şimdi ben yine siz de aynı şekilde arkadaşınızdan yardım isteyin. Size ilk etapta eliyle topu atsın ki o top düzgün gelebilsin. Daha sonrasında siz iki ayağınızın da dışını kullanarak topu zemine indiriyorsunuz düzgün bir şekilde. Amacınız ne? Topu yere indirdikten sonra tekrardan arkadaşınıza pas verebilecek duruma gelmeniz gerekiyor. Bunu ölçerek ayarlayabilirsiniz. Topu takip ediyorum. Ayağımın dışıyla topu temas ettikten sonra ufak bir yastıklama yöntemi diyoruz biz buna, yere bırakıyoruz. Ayağımı çeviriyorum arkadaşlar, bileğimi kilitliyorum ve top dokunduğunda yere yavaşça indiriyorum ayağımı. Sabit durarak arkadaşlar bu çalışmada zorlanabilirsiniz. O yüzden yine öncekilerde de hatırlattığım gibi hareketli pozisyonda topun size atılmasını bekleyin. Evet arkadaşlar, ayak dışı top kontrolü de örneklerimizi de gördük. Dikkat etmemiz gereken, topu çok güzel takip ediyoruz. Bileğimizi kilitliyoruz ve ayağımızın dışıyla topun zemine yavaşça inmesini sağlıyoruz. Başarılar diliyorum. Video bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Ve arkadaşlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna davet ediyoruz. Görüşmek üzere.